Arkadaşlar, merhaba. Bu dersimizde elektriksel güç çeşitlerinden bahsedeceğim. Elektrikte üç tane güç vardır arkadaşlar. Görünür güç, aktif güç ve reaktif güçtür. Evet, şu an bir kola bardağının resmini görmekteyiz. Bu bardağın tamamına biz güç olarak ifade etmek istersek, bunu görünür güç olarak adlandırırız arkadaşlar. Bardağın üst kısmında biriken köpük ise reaktif güç olarak adlandırılır. Köpüğün altındaki kola kısmı ise aktif güç olarak adlandırılır arkadaşlar. Şimdi bunun detaylarını aşağıda anlatacağım. Görünür güç, alternatif akım sistemlerinde toplam gerilim ve akımın çarpımından elde edilen güce denir. S ile gösterilir. Birimi volt amperdir. Arkadaşlar görünür güç bir diğer ismi de toplam güç demektir. Aynı bu bardak örneğinde gördüğünüz gibi bardağın tamamına biz görünür güç diyoruz arkadaşlar. Reaktif güç ise endüktif veya kapasitif yüklerin bulunduğu alternatif akım sistemlerinde bu yüklerin kendi karakteristik yapılarından ötürü şebekeden çektikleri veya şebekeye ürettik bastıkları yani ürettikleri güce reaktif güç diyoruz arkadaşlar. Reaktif güç Q ile gösterilir. Birimi volt amper reaktiftir. Elektriksel olarak da iş yapmayan güçtür arkadaşlar. Bu yüzden enerji sistemlerinde, elektrik enerji sistemlerinde reaktif güç istenmez. Reaktif gücün şebekeden çekilmesi de istenmez. Şebekeye reaktif gücün basılması da istenmez. Reaktif gücü sağlayacak kompanzasyon sistemlerinin kurulması istenir. Aynı bu kola bardağında gördüğünüz gibi bu köpük içene bir tat, bir haz vermez. Yani bir nevi nedir? İş yapmayan kısımdır. Kolanın iş yapmayan kısmıdır. Gelelim aktif güce omik yüklerin yani rezist, rezistif yüklerin rezistanslı yüklerin tükettikleri güce de arkadaşlar aktif güç denir. Aktif güç P ile gösterilir. Birimi watt'tır arkadaşlar. Elektriksel olarak da iş yapan güçtür. Evet arkadaşlar bu kola bardağında gördüğünüz gibi bu kola kısmını insan içtiği zaman ne yapar? Bir haz hisseder, bir lezzet hisseder. Bu yüzden iş yapan kısma biz ne diyoruz arkadaşlar elektrikte? Aktif güç diyoruz. Teşekkürler.